Bağımsız bir yargı yok. Ama bu iktidar değişiminde emin olun ki tarafsız ve bağımsız bir yargı ortaya çıkacak. Ben TRT yetkililerine buradan sesleniyorum. Bunca yıllık hukukçu geçmişim var. Beni de en iyi onlar tanırlar. Siz şu an itibariyle görev suçu işliyorsunuz. Bu iktidar değiştiği anda bu TRT'nin yöneticilerinin tamamına yakını emin olun yargı önüne çıkacak ve hesap verecek. Çünkü milletin özgür haber alma kanalıdır TRT. Burası özel bir yayın kuruluşu. İster çağırır bizi ister çağırmaz. O ayrı. Ama devletin kanalı beni çağırmak zorunda. Bana eşit muamele yapmak zorunda. Ama iktidarın borazanı gibi hareket ediyor. Bu görev ahlakına da sığmaz. Kamu ahlakına da sığmaz. İnsanlığa da sığmaz. Oradaki yetkililere özellikle bir sefer daha uyarıyorum. Bu iktidar geçecek. Bir gün bitecek. Her iktidarın kendine göre bir ömrü ve bir sonu vardır. Ama bu ülkenin mahkemelerinde yarın yargılanacağınızı unutmayın. Aynısını belediye yetkililerine de söylüyoruz. Bu kadar bu kamu kaynaklarını israf etmeyin. Yazıktır, günahtır. Bu ülkede bu kadar sefalet varken, bu kadar yokluk varken israfa dayalı olarak bu kampanyada birilerine arka çıkma adına milletin kaynaklarını harcamayın. Kendi kaynaklarınızı harcıyorsanız ona diyeceğim bir şey yok. Açık ve şeffaf bir şekilde bulundurun. Ben kampanyada harcadığım her kuruşu yarından itibaren, 31'inden sonra yukarıdan aşağıya ilan edeceğim. Diyeceğim ki pankarta şunu ödedim, resmime bunu ödedim. Şu televizyon kanalına giderken şu kadarlık masraf yaptım, bunu ödedim. Bakın bir, bir kuruş... Bir şey sonuç dakika toparlamanızı hayır, rica edeceğim. Hayır. Sözü size bırakıyorum, soru yok. Eyvallah. Şimdi bu nedenle sorduğunuz soru üzerine söylüyorum. Bizim hepimiz yarın çocuklarımızdan, geleceğimizden utanmadan bir siyaset yapmamız lazım. Ve her ne olursa olsun siyaset yapmak için insanlıktan çıkmaya gerek yok. Biz İstanbul'u mutlu, huzurlu bir şehir haline getirmek istiyoruz. İstanbul'u kurallı bir şehir haline getirmek istiyoruz. İstanbul'u adaletle yönetmek istiyoruz. İstanbul'u Adaletle yönetirken birilerinin hayalini süsleyen Kanal İstanbul projesine biz Hayat İstanbul'la karşılık vereceğiz diyoruz. Kesinlikle Kanal İstanbul projesine müsaade etmeyeceğiz. Bu çarpık yapılaşmayı derhal sonlandıracağız. Depreme dayanıklı bir İstanbul'u mutlaka inşa edeceğiz. Bunu da Konut Finans Kurumu kurmak suretiyle gerçekleştireceğiz. Bu dünyada örnekleri var. Amerika'da, İngiltere'de, Japonya'da, Almanya'da örnekleri var ve 27 yaşında orada danışman olarak çalışmış Ali Babacan'ın bu ülkeye yapabileceği en büyük hizmetlerden biri. Oradan elde edilecek finans kaynaklarıyla İstanbul'da riskli yapı dediğimiz tüm yapılar yıkılacak. Ada bazlı olarak depreme dayanıklı bir şehir haline getireceğiz ve ilk 6 ay içerisinde İstanbul'da bütün okulların çeşmelerinden Arıtmalı suyu çocuklarımız kana kana içecek. İlk 6 ay içerisinde.